Önce ben kendimden küçük bir bahsedeyim yani ben kimim? Ben buralı değilim. İzmir'den geliyorum. Ege Üniversitesi öğretim üyesiyim. Ama erken ayrıldım oradan. Ziraat yüksek mühendisiyim. Ve burada 2015 yılında bu tarlada safran projesini başlatan kişiyim. Ve bir şirketinde genel müdürlüğünü yapıyorum. Biz tamamen tıbbi aramet bitki üreten bir şirketiz. Ürettiğimiz ürünler kekik, adaçayı, thyme, defne, anason, rezene ve kimyon. Bu ürünlerle tamamen gıdada kullanılan ürünler. Bu iş burada sürerken Amerika'dan bize bir talep geldi. Dedik ki ya burada safran üretmek istiyoruz. Safran alalım dedi. Dedik biz de araştırdık. Safran burada üretiliyor. Doğa sonra ben araştırdım geldim buraya. Kimle üretebilirim diye bir baktım. Bir evlek, iki evlek, 100 metrekare yerlerde yapıyorlar. Bizden de çok fazla istiyor. 2 ton, 2000 kilogram safran isteniyor. Sonra geldim burada. Buranın il müdürlüğüyle görüştüm. Orada çiftçilerle konuştum. Daha sonra bana bizim İsmail Yılmaz'ı buldular. İsmail'le görüştüm. Bahsettim. Tabii ki dedim ki burada bir 30 dönüm yer yapalım. Öncelikle burada domuzdan zarar görür. Çünkü domuz bu soğanları yiyor. Burnuyla kazıyor. Etrafını kelle çevirmemiz lazım. Soğan masrafı, tarla, bakım, işçilik ciddi bir para gerekiyordu. İsmail'e bir sponsor olduk. Yanlış anlaşılmasın. Daha sonra biz bunu 3 yıl boyunca ürünleri aldık. Bize de paramızı ödedi. Şu anda İsmail'le işbirliğimiz devam ediyor. Ve burada şu anda Türkiye'nin en büyük safran tarlasındasınız efendim. Bu çok önemli. Türkiye'nin en büyük safran tarlası burası. İsmail Yılmaz'ın tarlası. Ben de bu işin akademisyenliğini, tekniğini ve satın almasını ihracat yapıyoruz. Bu değerli arkadaşlar, bu safran çok yıllık. Yani 3 yıl tarlada kalır. Buğday biliyorsunuz bir ekeriz, seneye bir daha ekeriz. Arpayı, mısırı bir daha ekeriz, tütürü bir daha ekeriz, fasulye, nohut hep öyledir. Bu ise 3 yıllık bir bitki. Bunun ilk ekim zamanı Ağustos'un başlarıdır efendim. Ağustos başına kadar soğanlar olgunlaşır. Bunların hazırladığımız tarlada böyle bir tümsekler gördüm. Sırttır bu. Sırtlara bunu toprağın içine elimizle gömeriz. Böyle böyle gömeriz. Şunu da soğanlar şöyle geçsin. Şöyle şöyle gömeriz. Üzerini toprakla örteriz. Hiçbir kimyasal gübre kullanımı yok. Hiçbir pestisit dediğim zirai ilaç yok. Ve daha sonra üzerini hayvan gübresiyle, torfla ve malçla örteriz. Daha sonra toprağın altından bu sürgün yapar. Daha hiç yaprakları olmadan ilk önce çiçeğini çıkarır efendim. Bu 1 Ekim'de çiçek açar. Buranın çiçek açma tarihi 1 Ekim'de başlar ki bu sene biraz erken başladı. 24 Eylül'de başladı ve burada kırağı vuruncaya kadar, kırağı düşünceye kadar çiçek açmaya devam eder. Ben o yüzden şöyle örnek veririm. Ben aynı zamanda bir ekoloğum. Üniversitede ekoloji dersi, tarımsal ekoloji dersleri veriyorum. Atatürk 10 Kasım'da aramızdan ayrıldı. Atatürk ölür, doğada ölür arkadaşlar. Kırağı düşer ve bütün yazlık bitkiler ölür. Biber, patlıcan, domates, fasulye, mısır, safran hepsi ölürler. Safran da ölür. Dolayısıyla 1 Ekim ile 10 Kasım arasında çiçek açar efendim. Ve biz içeriye girer, bir dönüme, bir dekara, 1000 metrekareye bundan tam 100 ila 150 kilogram soğan dikimi yaparız. Ve birinci yılda, 3 yıl dedim ya şimdi, birinci yılda çiçekler açar. Biz bu çiçekleri alırız, oraya getireceğim, içini temizleriz. Bir dönümden sadece 100 gram kırmızı, red gold dediğim kırmızı altın al, 100 gramdır. İkinci yıl tekrar yine 1 Ekim'de açar, 10 Kasım'a, 15 Kasım'a kadar devam eder. O zaman bunları alırız, yine bu sefer 400 gram ancak alabilir. 1000 metrekare alandan, çok az. Üçüncü yıl ise buradan 800 gram ila 1000 gram verim alırız. Dolayısıyla burada bir çiçek üretimi vardır. Üçüncü yılın sonunda ise bir soğan ektik mi arkadaşlar? Bakın toprağın altında bu soğan yumrulamaya da devam eder. Üçüncü yılın sonunda 100 kilogram ektiğimiz soğan bir dönüme 100 kiloya diktik ya. Üçüncü yılın sonunda 1'e 10 verir. 10 ton soğan, pardon 1 ton soğan çıkar. 100 kilodan 1000 kiloya çıkar. Ve biz bunun hasadını aldıktan sonra ne yapıyoruz? Bu arkadaşlar değerli dostlarım, safran üretiminde kadın çok önemli. Dişi çok önemli. Bakın çok önemli bir şeye getiriyorum şimdi konuyu. Ama bilimsel konuşuyorum. Burada müstehcen bir şey değil. Bir erkeğin dişisi var bunun efendim. Bakın girilir içeriye sabahleyin. Bu doğru bir hasat değil. Böyle söktüğünüz zaman şuradan aldığınız zaman böyle şöyle aldığınız zaman bu yanlış bu.
Yani şu olmayacak. Alırsanız bu aşağıdan gelen çiçek taslağını öldürürsünüz. İçeriye tarlaya girilir. Şu iki tırnak bakın şu. Tam çiçeğin altından şöyle tırnakla bastırılır ve alınır efendim. Çiçek hasadı budur. Alınır, sepetlere konur. Sepetlere koydum. Eğer öğleye kadar bütün açan çiçekleri toplamak durumundasınız. Eğer gecikirseniz arılar gelir. Arılar bütün bu polenleri toparlar. İçindeki bütün stigmayı ve polenleri alır gider ve bunun kalitesini düşürür. Ve veriminiz azalır. O yüzden erken girilir. Ve sonuçta biz bunları alırız efendim. Alırız, sonra içeride gölge bir yerde hanımefendiler elleri temiz olmuş masa üzerinde külbentler üzerine koyarlar ve tek tek bu çiçeğin içerisini ayıklarlar. Şimdi en önemli noktaya geliyorum. Şimdi bu çiçeğin dışında iki, üç, dört, beş, altı tane şu anda taç çaprağı var. Bu ne işe yarar? Bu ancak reçel imalatında, lokum imalatında, zerde imalatında veyahut da pekmezde kullanılır. Çok ekonomik değeri yoktur. Bunu koyduk böyle. Şimdi bunun içerisinde dedim ya, organlar var. Şu gördüğümüz bir, iki, üç, bir tanesi buraya düşürdüm. Üç tane de erkek organ var. Bunların da bir ekonomik değeri yok. Yok. Bu da lokum ve sabun olur. Ne diyorsun? Yani erkekler. Yok, realiteyi konuşuyorum. Ağır oldu. Burada ama üzgünüm. Bilim doğruyu söyler. En önemli kısmına geliyorum. Üç tane ise, asıl üç tane ise dişi organ vardır. Biz bunlara stigma ve iplikçik deriz. Ve bunlar dişi organlardır. Ve bunlara toplanır. Bunun altı diğer adı red gold'tur, kırmızı altındır. Bunlar alır, tülbentlerde kuruturuz 2-3 günde. Çok da kuru olmaması gerekir, güneşte kalmaması gerekir. İçindeki safranol dediğimiz essential oil uçar, değeri kaybolur. Artı bunun da kırık olmaması lazım. Yani iki parça olmaması lazım, çok narin bir iş. O yüzden genç kız işi veya hassas kadınların işi diye düşünüyorum. Elleri kaba erkekler bu işi beceremezler. Şimdi efendim bunlar alınır, kurutulur ve sıkı durun. Değerli arkadaşlar, 150 bin çiçekten böyle tek tek toplayacağız. İçini böyle tek tek temizleyeceğiz. 1 kilogram red gold, kırmızı altın elde ederiz. Bunun o yüzden 1 gramı 60 liradır. Yani kilosu 60 bin liradır. Bu bir herb and spice, yani baharat bitkisidir. Baharat ve spice, baharat diyelim, tamam. Tıbbi bitkidir. Kekiğin fiyatı 18 lira. Adacayın fiyatı 12 lira. Kimyonun fiyatı 24 lira. Böyle bir baharatın fiyatı 60 bin TL arkadaşlar. O yüzden çok özel. Bu iş gördüğünüz gibi emek yoğun bir iş. Bu yüzden gençlerin ve özellikle kadınların bu üretim zincirine, değer zincirine katılması gerekir. Bunun bir tek engeli vardır. İşçilik. İkincisi ise soğan masrafı. Bir dönüme 200 kilogram ettiğimiz zaman 150 liradan 200 kilogramı 30 bin lira, bir dönüme 30 bin lira tohum parası gider. O yüzden dün bilfiil, vali, belediye başkanları, kaymakamlar, il tarım müdürüne bizzat ifade ettim. Tarım Bakanlığı'nın bu soğanları benim çiftçime hibe etmesi lazım ki bu yaygınlaştırabilelim. Değilse bir dönüme buradaki fakir gariban çiftçim, 3 dekar olan bir Anadolu small holder dediğim küçük çiftçim nasıl alıp da bunu üretecek? Dolayısıyla hem kadınları devreye sokmak hem yaygınlaştırmak. Bakın başka bir kente hiç böyle arabalar gelmiyor. Turizme bakınız. Şu arada turizm dibe vurmuş. Hala burada canlılığını koruyor. Antalya'da bile bu kadar fazla turist yok değerli arkadaşlar. Ben İzmir'de geliyorum. İzmir'e hiç kimse gelmiyor zaten. Dolayısıyla bunun üretimi böyledir. Şimdilik sizlere söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize teşekkür ederim efendim. Evet. Bilmiyorum.